Şimdi evrim konusunda kafa karıştırmaması için arkadaşlarımızın tek konusuna odaklanmasını ben çok istiyorum. Proteinler. Protein üstünde çok durmaları lazım. Çünkü bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi sıfır ihtimal. Bunu dar bir konu değil de geniş bir konu olarak da işleyebilirler isterlerse. Yani öyle de yapabiliriz. Bu sağ elle proteinler, sol elle proteinler, şunlar bunlar, bu konuyu da işleyebiliriz. Yani bir proteinin nasıl oluşması mümkün değil, molekül yapısı nasıldır, bunu anlatalım. Başka da kardeşlerim hiçbir konuya girmesin bence. Yani 350 milyon fosil var demek, ara fosil yok demek, bunlardan bence hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Çünkü konu başından bitmiş durumda. Evet. Başı olmayan bir şey sonu olmaz zaten. Değil mi? Evet inşallah. Sen proteinler hakkında kısaca ne anlatabilirsin şu an bize? Hocam proteinler amino asitlerden oluşuyor. Anlatayım mı nasıl oluşma Evet. mekanizmasını? Amino asitler de sadece hücrede sentezlenebilen yapı taşları proteinlerin. Onlar için de onlarca enzim gerekiyor, canlı hücresi gerekiyor. Proteinler amino asit zincirleri. İnsan vücudunda 20 çeşit amino asit var. Bütün canlılarda daha doğrusu proteini meydana getiren. Bunlar mesela insanda bunlardan 10 tanesi sentezlenebiliyor. 10 tanesini dışarıdan alıyor, diğer canlılardan alıyor. Bu amino asitlerin proteinlerde sadece sol elli olanları. Bunlar şimdi ikisi birbirinin ayna simetrisi gibi. Benim sağ elim sol elim gibi. Aynı formüle sahipler ama ayna simetrisi oluyorlar. Sadece sol elli olanlar kullanılıyor proteinlerde. Sağ ellilerde olmasına rağmen doğada. Ayrıca amino asitlerin çok özel bir bağlanma şekli var. Peptit bağı diye. Sadece bu bağlarla bağlandığı zaman proteini oluşturabiliyorlar. Peptit nedir? Peptit proteinler için kullanılan özel bir bağ şekli, kimyasal bağ. Sadece proteinlerde olan bir yapı. Sadece bu bağla bağlandığı zaman, bu bağın olma ihtimali de amino asitler yan yana bırakıldığı zaman %50'lik bir ihtimal oluyor. Doğada oluşmuyor. Çünkü oluşması için hangi ısıda olursa olsun, yüksek ısıda veya düşük ısıda mutlaka enzimler gerekiyor. Başka proteinler gerekiyor peptit bağlanabilmesi için. Dolayısıyla proteinlerin olması için mutlaka proteinler gerekiyor. Bunların da DNA'da kodlanmış olması lazım. Her amino asit için 20 tane alternatif var. Peptit bağ ile bağlanması için %50 ihtimal olmuş oluyor. Amino asitlerin şeyi olarak da. Bunların oluşma ihtimalini hesapladığımızda mesela 500 amino asitlik bir zincir için 10 üzeri 950 tane alternatif oluyor. Fakat bunlardan bir tanesi işlevsel. Yani vücutta ihtiyaç. Mesela insülin hormonunu diyelim ele alalım. İnsülin hormonunun eğer 500 amino asit olsaydı daha az ama 500 amino asit olsaydı 10 üzeri 950 tane değişik dizilimden sadece bir tanesi insülin olabilecekti. Diğer kalanların hepsi işlemeyecekti. Dolayısıyla o bir taneyi bulabilmek için 10 üzeri 950 defa bilinçli bir mekanizmanın denemesi gerekiyor. Buna evrenin ömrü yetmiyor, kainatın ömrü yetmiyor ama daha da önemlisi protein olması için mutlaka başka proteinlerin var olması gerektiğinden, bu da bir canlı hücresini gerektirdiğinden, dolayısıyla tesadüf oluşma ihtimali sıfır oluyor o zaman. 10 üzeri 950'de bir de ihtimal de olmuyor. Şimdi her konuya giren, yani mesela binlerce konuya giren olursa, konu dağılır, dolayısıyla boğulurlar. Ama tek bir konuda sürekli aynı yerden vurursa, yani mesela sürekli alnından vurursa, çok güzel netice alırlar. Onun için kardeşlerim bence konuyu hiç dağıtmasınlar. Sırf proteinlerden vursunlar devamlı. Yani proteinlerin oluşmasından. Yani ve kromozomların yapısından. Yani buradan olayı tam anlamıyla çökertirler. Başka bir şeyle bence uğraşmalarına gerek yok. Bir de hocam proteinin karşılığı olan gen olması lazım geliyor. Mesela 500 amino asitlik bir protein için olması gereken genin onlarda 4 harfli alfabeden oluşuyor. Onun oluşma ihtimali, yani bu şekilde 10 üzeri 950'de 1 ise proteinin, onun karşılığı olan geninki 10 üzeri 1400'de 1 ihtimal oluyor. Onun için enzimler gerekiyor, o da sıfır ihtimal oluyor. Ve ikisinin aynı anda var olması gerektiğine göre canlı hücresi olması gerekiyor. Şimdi o zaman biz yarın itibaren proteinler konusunda kardeşlerimizi uzmanlaştıralım. İnşallah. Başka da hiçbir konuya girmeyelim, kafaları karışmasın çünkü... İşte kulağın kenarındaki çıkıntıdan tut bilmem ne, bunlar işi uzatıp böyle detayda insanlar boğulmuşlar anladığım kadarıyla. Detaya sokmayıp arkadaşım diyecekler, proteinler tesadüfen olur mu olmaz mı, gelin bakalım diyecekler. Konuyu oradan bitirelim ve bunların nefesini oradan keselim. Öbür türlü baktım geçenlerde o vatandaşın kitabına, yüzlerce konu daha çıkartmış, detaya girmiş. Detaya giriyor, onun sonra boğulmuş oluyor olay. Biz böyle bir oyuna gelmeyiz. İnşallah. Başından işi bitirelim.
Evet, siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Detayla sıyırmaya çalışıyorlar ama temelde bitiyor zaten. Evet. Yok, ben yani bayağı uyanığım o konuda. Ben zannettikleri gibi olmaz. İnşallah. Yani tek noktada vurur oturtururuz. İnşallah. Yani inşallah. Çünkü adamlar işi artık pişkinliğe veriyor. 100-350 milyon fosil var diyoruz yaratılış ispat eden. Boş boş bakıyorlar. Diyoruz ara fosil yok, bir tane tek bir ara fosil yok diyoruz. Ona da boş boş bakıyor. Yok var diyor. Nerede diyoruz, bakıyoruz. Yaratılışı ispat eden bir fosil getiriyor bize. Mükemmel. Simetrisi mükemmel. Efendim altın oranına yaratılmış. Tam kusursuz bir canlıya getiriyor. Onun için artık yani normal bir mantıkla karşımıza kimsenin çıkmadığını görüyoruz. Yani bu tip kişilerde, bu tip mantıkta olan insanların normal bir mantıkla yaklaşmadıklarını görüyoruz. Onun için demagojiyle kendilerini savunacaklar için demagojiyi en iyi vuran şey tek noktadan vurmaktır. Demagoji ona dayanamaz. Biz de sürekli tek noktadan vuracağız. Ama proteinler konusunda müthiş geniş bir açıklama yapalım. İnşallah. Ya molekül yapısını adeta ezberletelim insanlara. Yani oluşmasını ezberletelim. Sağ sol eliği tam net öğretelim. Başka da bir konuya girmeyip oradan herkese verilen bu silahla konuyu bitirmesini temin edelim. İnşallah. Ve böylece bir daha da konuşamazlar. Çünkü her konuya girdim mi dağılacaklarını daha önce söylemiştik. Bunu da dünyada ikisi söylediniz hocam. Proteinin oluşma ihtimali aslında sıfırda olduğunu. Ben hiç başka telaffuz eden söyleyen duymadım dünya çapında. Bunu birkaç ay önce ilk defa siz açıkladınız. Evet. Bakın diyor ki 950 sıfırlı sayıda bir ihtimal. Ya 9500 sıfırlı sayıda bir ihtimal de olmaz. Hiç mümkün değil yani sıfır. Ya kardeşim bakın çok net. Bir proteinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç var. Hepsi bunu kabul ediyor. Bitti yani imkansız demektir. Yani orada tam bir kilitlenme var. Açmaza girmiş durumda.